Cenab-ı Hakk'ın kul arasında engeller kaldırılacak. Bu üç tane engel var esasında. Yani esas o üç büyük engel var. Birinci engel akıl. İşte bunu filozoflar birbirlerini tekzip ederek gidiyor. Bir sistem öbürü bozuyor. Peygamberler birbirini tasdik ile geliyor. Demek ki aklın vahyin içinde kullanılması, kitap ve sünnetin muhtevası için aklın zaruri. Akıl bir alet. Nasıl gözün bir alet? Bir kilometreye göz, onu eşya okulları göremezsin. Kulağın bir alet, bir şeye kadar sesi duyabilirsin. Vücut gücün bir tahtitle. Sende bir fil gücü yok, aslan kaplan gücü yok. Demek ki akıl da öyle. Cenab-ı Hak bize kulluk yapabilecek kadar akıl verdi. Bu akıl karşısında bize teslimiyet istiyor. Akıl vahyin içine kullanılarak birinci engel kaldırılacak. İkinci engel, nefsin şerrinden korunacak. Kat efla men zekkâha. İç âlem temizlenecek. İç âlem üçüncü engel mücahede. Allah'ın verdiği nimetleri sen de Allah yolunda temiz, emri bil maruf ve nehy anil münker. Bu şekilde esas olan bu üç engeli bertaraf edilecek. Bu kalp bu seviyeye geldiği zaman okuduğumuz aksesuar ilimler fayda olur. Botanik okuyan bir kimse topraktaki o hassasiyetlere aşina olur. Düşün ya Rabbi der bir toprak terkibinden nasıl böyle binlerce çiçek, nasıl binlerce meyve, nasıl binlerce sebze geliyor? Nasıl bu bütün mahlukatın bir sofrası hazırlanıyor? Dehşet içinde kalacak. Kör bir kalple o botanik okumayacak. Tıp okuyan insan vücudundaki harikaları seyredecek. Sıfırdan nasıl geldi? Yok kadar bir şeyden. Nasıl teşekkür etti? Akıl, izan, idrak, vücut gücü, içinde çalışan fakülteler, mekanizmalar, cihazlar vesaire. Eğer tıp okudu, zemin kültürü yoksa kasap olur çıkar. Hukuk okudu, hak hukukundan titreyecek. Kendi insan hakkında bir karar verecek. Kendi insan için müdafaa edecek. Eğer bu hakkın tevhid, hak hukuk, Cenab-ı Hakk'ın o hak sıfatından kendi bir tecelli yoksa cellet olur çıkar. Onun için hangi tahsil yapılırsa yapılsın muhakkak zemininde bu dinimizin kültürünün olması zaruri. Demin bahsettiğim gibi bu kültür yoksa mezarlıklarına önden geçerken bir ceset tarlasının önünden geçiyorum der. Fakat kalp uyanmışsa istikbaldeki adresimin önünden geçiyorum der. Ona hazırlanmam lazımdır. Bir hikaye, Behlül Dana Hazretleri vardır. Duymuşsunuzdur ismini. Bu evliyalardan biraz da yarı mezhubimsi bir şey var. Bu halife Harun Reşit zamanındadır. Halife zaman zaman bulanır. Bunaldığı zamanlar Behlül Dana'ya gelir. Behlül Dana de bunu sorularla teselli eder. Ya sorularla istikamet verir buna. Yeni bir bayram sabahı Behlül Dana Harun Reşit'e gelir. Harun Reşit de bak ey halife dana üç tane sualim var der. Üç tane sorum var sana der. Birisi yer üzerinde en fazla olan nedir der. Yer altında en fazla olan nedir der. Yer üzerinde toprak gün semada en çok olan nedir der. Kolay der Harun Reşit. Yeryüzünde de en çok der, yukarıda da kanatlar var, kelebekler var, kuşlar vardır. Yeryüzünde canlılar var der, yer altında da ölüler vardır. Bak der, ben sana bunların dış görünüşünü sormadım der, bunu iç görünüşünü soruyorum der. Ben sana söyleyeyim halife der, yeryüzünde ne var diye sordum. Canlılar var dedin, en mühimi bu canlıların nefsaniyetlere mağlup olmaları var. İhtiraslar var, kinler var, kıskançlıklar var. Hasetler var. Yer altını sordum. Ölüler var. Fakat ben sana ölülerden çıkan feryatları sordum. Eyvah, vah, vah, keşkeler var. Semada ne var dedim. Kanatlar var, kuşlar var. Uçan şeyler söyledi. Orada ise Cenab-ı Hakk'a çıkan amel-i salihler var. Onun için sen dünyadaki durumunu tanzim et, toprak altındaki durumunu hazırla ve amel-i salihlerle
Arş-ı Alâ'ya çıkmanın gayreti içinde oldu. Necip Fazıl'ın güzel bir şiiri vardır. Burada bir gafleti terörüm eder. Tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Bu kadar bir seyir bedai, bu kadar ilahi bir ilahi azamet, kudret akışları karşısında insanın dul olması. Günümüzdeki insanın problemi, sohbetin başında bahsettiğim gibi, makinenin esareti altına girdi. Ruh karardı ve Allah'ın yolunu bulmanın çok zorlaştı. Çünkü liberal ve seküler bir şey, globalleşen, sekülerle globalleşen bir dünya, nefsane arzulara insanı rahmetle, dünya her zaman bu bir ruhani aleme zehir serpiyor. Duygusuz, hassas, egoist bir hale getiriyor insanı. Demek ki ne kadar yine bu kültüre muhtacız. Dünya ömrü bir imtihan müddeti. Biliyorsunuz bu kapitalist dünyanın tek bir parolası var. Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Altta kalanlar ne olsa olsun. Günümüzde televizyon, internet, salgın modalar insanın iç alemini boşaltıyor. Onu uzaktan kumandalı oyuncaklar gibi bir robot haline getiriyor. Ve ihtiras artıyor, merhamet narkoze ediliyor. Mısır, Suriye'yi görüyoruz işte. Gördük ve seyrettik ve devam ediyor bu. Bir canavar bile, bir hayvan bile, bir aslan bile ancak yiyeceği kadar bir ceylanı parçalar. İkinci bir ceylan gitmez. Cenab-ı Belhüm Edal buyuruyor. Esibeli Safilin buyuruyor. İnsan iki sonsuz. Bir Cenab-ı Hak yaklaşıyor, dost oluyor. Bir de o kadar dost olduğu kadar düşman oluyor. Günümüzde zalim idarecileri, zalim dünya patronları diyelim, onlar sefih ruhları örnek alıyor. Firavun devam ediyor, Nemrut devam ediyor vesaire devam ediyor. Acıyın feryatları duyulmaz hale geliyor. Ve bunlar gücün zavallısı oluyor. Sermayenin zavallısı oluyor. Sermaye onları hükmediyor. Sermaye onların ruhani hayatını almak suretiyle onları kendisine esir hale getiriyor. Günümüzün şeyi. Bahsederken demin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde bir psikiyatrik hasta yok dedik. Hakikaten yok. Hiç hadis-i şerifte ben rastlamadım. Bugün ise bunalımla dolu her taraf. Demek ki bizi kurtaracak olan ruh Hira'da, Sevir'de veyahut bize bırakılan mukaddes miras. Demek ki bu iki mağaraya dikkat edeceğiz. Bu hutbeye de dikkat edeceğiz. Baktığımız zaman sosyolojik ve psikolojik bir problem yok toplumda. Zihir anlamaz, psikiyatrik bir tedavi esasında. Hangi namaz o? Fahşadan, münkerden, meneden namaz. Kat eflel müminin, müminler felah buldu. Onlar ki namazdan huşu ve içinde kalp ve beden ahengini kılarlar. Cenab-ı Hak'la beraber oluyorsun. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Ayşe validemiz diyor, Resulullah diyor namaza durduğu zaman zannederdim göğsünden karnı kaynayan bir suyun fokurdusunu duyardım buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hançerlendi, kalktı. Namazı Müslümanlık olmaz buyurdu. Hazreti Ali'nin bir baldırına ok yedi. Acıdan çıkaramadılar. Namaza durdu, selam verdi. Çıkardı halife dediler. Velhasıl demek ki namaz en büyük psikiyatrik tedavi namaz. Bugün namazdan uzaklaşıldığı için hem dünya hayatı mahvoluyor hem de ahiret hayatı de Müddessir suresinde cennete girenler, cehenneme girenlere sesleniyorlar. Siz niye cehennemlik oldunuz diyorlar. Onların birinci şart biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Demek ki namaz Hazreti İbrahim Aleyhisselam duası ya Rabbi diyor beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle diyor. Yani gerçek namazı kılanlardan. Miraç olan namazlardan. Demek ki namaz çok önemli. En mühim zamanımızdaki psikiyatrik tedavinin noksanlığı namazın eksikliği. Oruç, zekat, hac, infak
Bunlar da sosyolojik problemleri hallediyor. Toplumda kavgalar bitiyor bunlarla. Hep iktisadi, bu kavgaların altında menfaatler var, iktisadi durumlar var. Onun gibi Osmanlı devrine baktığımız zaman 26.600 küsur vakıf var. Hanımların kurduğu 1300 küsur vakıf var. Valide anne var, Bezmialem Valide Sultan, 2. Mahmud Hanım'ı. O bir vakıf kuruyor Şam'da. Çok vakıfları çok. O Dolmabahçe Camisi'nin sarayın yanındaki cami. Terkoz Gölü. Hastane, Bezmialem Valide Sultan Hastanesi. Daha çok. Şam'da bir vakıf var. Bugün insanın ufku gitmez oraya. O vakıf diyor ki, iki madde var. Bir madde Şam'ın diyor tatlı suyu diyor. Mekke Medine'ye taşınacak, atşağın olan, susu olan hacılara Şam'ın tatlı suyu içirilecek. Allah yolunda olanı bir ikram. Tabi bu da zaman zaman bizim valide anneler kurdukları camilerde Trabzon'dan bal, Bursa'daki kar kuyuları kar getirip bazı çeşmeden şerbet olarak akıtmışlar. İkincisi çok mühim. İkinci madde Bezmialem'in kurduğu şey, vakıf. Bir diyor müstahdemlerin yanlışlıkla sevmen kırdıkları eşyanın karşısında o müstahdemler azarlanmayacak diyor. Bu vakıf diyor onların kırdıkları eşyalığı karşılayacak diyor. Hiç böyle bir sistem var mı? Hangi filozof, hangi şey böyle bir sistem kurmuş? Bütün o filozofların kurduğu bütün sistemler raflarda kaldı. Kendileri bile istifade edemedi. Farabi'nin yazdığı o Medinetül Fazıl'a o da şeyler arasında kaldı. Muhammed İkbal bir misal ver, o Mevlana şeyidir, aşığıdır. Güve ile şeyi konuşturur, pervaneyi. Işık etrafında dönen şeyi, kelebeği konuşturur. Onu güve der ki, ben der bu filozofların kütüphanelerinde artık bıktım der, hep karanlıktayım der. Hep diyor onların satırları kemirilmekle, kitaplarını kemirilmekle hayatım geçti der. Sen ne iyisin, hep sen aydınlıktasın der. Pervane der ki, sen benim kanatlarıma bak der. Ben der o ışığın etrafında ona rağm olmak için ben de kanatlarımı yaktım der. Velhasıl bir İslam bizi ne kadar bir güzelliğe gönderiyor. Nasıl bir ufuklar açıyor? İşte Ehlullah, işte Mevlana Hamdım diyor. O Selçuklu Üniversitesi'nin dersi almak için aile Hamdım diyor. O ilahi tecelliye mahsul olup piştim, en sonunda yandım diyor. Ondan sonra ölümü özlemeye başlıyor. Şebi Aruz diyor, sevinin diyor. Benimle hüsnü mutlaka kavuştum andır diyor. O gün bayram yapın diyor. Velhâsıl bu kültür mühim bir kültür. Cenab-ı Hak bizi bu İslam, Kur'an kültürünü idrak ettirsin. Yine mazide baktığımız zaman, bugün mesela görüyor, bilmiyorum burada Ankara'da ne kadar var, o düğünlerde, müğünlerde o maytaplar patlatılıyor. Hamile kadın var mı, çocuk var mı, hasta var mı, ihtiyar var mı düşünülmüyor. Ecdadımıza baktığımız zaman, eğer bir evde hasta varsa, cumbanın altına bir kırmızı çek koyarlar. Satıcı geçerken orada bağırmalar, burada hasta var der, Allah şifa versin der. Çocuklar onu görür, başka mahallelerde oynarlar. Biz bu kültüre muhtaçız. Fatih İstanbul şehitlerine aşhane kurdu. Aman dedi, bu aşhanenin dedi, şeyleri dedi, yemekler dedi, kapalı kaplarda, havanın kararlı bir anda herkes sokaklardan çıksın, sokaklardan boşalsın, evine girsin. Ondan sonra bu kapalı sefer taslarla bu İstanbul şühedasının harimlerine, hanımlarına bu seferde dağılsın dedi. Bir bugünkü medeniyete bakalım. Bir de bizim 150 sene evvelki bir şeyimize bakalım, hayatımıza bakalım. Onun için yani kıymetli hoca hanımlar, neslini nesil yetiştirmek çok mühim. Bugün en zor iştesiniz. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak sadaka-i cariye eylesin inşallah.